Yeniden birlikteyiz değerli izleyicilerimiz. Harika bir konumuz ve harika konuğumuz var diyeceğim ama konuklarımız var. Evet, konuklarımız var. Çünkü hem doktorumuz hem de çok güzel manken gibi bir kızımız var. Evet, aynen. Hastamız demeye değil mi? Böyle yok, hasta, yani hasta değil. Hastası. Asla hasta değil. Doktorumuzun hastasıymış ama artık halen de sayılır. Aynı zamanda şu an bizle birlikte çalışıyor. Evet. Bizim klinimizde. Beraber çalışıyorsunuz. Evet, şimdi öyle oldu. Yani son iki aydır bizim obezite koçumuz. Evet. Ameliyat oranslara destek veriyor. Profesör Doktor Mehmet Ali Yerdal bizimle birlikte. Evet, tanıyalım hemen ve Gözde Hanım yanımızda. Çünkü obezite cerrahide hasta hiçbir zaman bitmiyor çünkü sürekli takip gerekiyor. Aynen öyle. Onun için hastamız diyebiliriz. Ya, aynen öyle diyebiliriz çünkü onu hemen söyleyelim. Yani obezite cerrahisi işte belli kuralları olan bir şey. Aslında şunu da söylemek lazım. Salt estetik kaygılarla oluşan taleplere cevap veren bir konu değil. Belli kuralları var. Belli miktarın üstündeki şişmanlarda uygulanan bir şey. Ve aynen söylediğiniz gibi uzun dönemde ameliyat bile bu salgın gibi olan obezitenin, morbid obezitenin bir çaresi olamıyor. Bizim ameliyat ettiğimiz insanların %10'u ameliyattan 5-10 yıl sonra tekrar ameliyat olabilecek hale gelebiliyor. O yüzden ameliyat olduktan sonra iş bitti diyemiyoruz. Onları özellikle ilk 3-5 yıl çok yakın takibi gerekiyor. Bize o konuda şimdi destek oluyor, destek hastalarımıza oluyor. Gözde. Şimdi biz bence şöyle bir şeyle başlayalım. Gözde'yi öncesi ve sonrasıyla gösterelim. Tamam. Önce bir hikayeyi dinleyelim değil mi? De bir şekilde bizim anladığımız şekliyle anlasınlar istiyorum izleyicilerimiz. Arkadaşlarımız da herhalde bandı hazırlamışlardır. Zaten hazır olarak duruyor bildiğim kadarıyla. Onun öncesi ve sonrasını arka arkaya gördüğümüz zaman ben mesela geldiği zaman öncesi fotoğraflarını gösterdiler. Aynı insan değilmiş gibi geldi. Çok, neden öyle olduğunu çok bilmiyorum, anlamıyorum. İlk kez İyi böyle bir şeyle. İyi bir değişim geçirdim gerçekten. Evet, aynen öyle. Yani genelde hani nasıl diyeyim, insanlar gördük şimdi mesela yeni gelen hastaları karşılıyorum, süreci anlatıyorum kliniğimize gelen. Ve nasıl ya, nasıl, sen nasıl Türk midelisin? Hani böyle nasıl, sen sanki önceden hiç böyle değildin, sen hep böyleydin. Evet, kimse sen hep böyleymişsin gibi. Kimse inanmıyor. Şimdi fotoğrafları gördüğünüz zaman da siz de anlayacaksınız. Böyle güneş gözlüklerinin arkasına saklanan, evet. Çok bol kıyafetlerin Petler, arkasına evet. saklanan bir genç kız var. Evet, kaç yaşında kız. O zaman? 26 yaşındayım bu 26 fotoğrafta. Şimdi 26 yaşındasın. 3 tane sorum var. Tabii. Şu an kaç yaşındasın? 28. 26 ile 28. Kaç kilo verdin? 40 kilo verdim. 40. Şu an kaç kilosun? 60. Soracak hiç sorum yok. Evet. Nasıl başladı diye de sormak istiyorum. Eğer çok fazla özelde olmazsa, özeli girerse de mutlaka beni durdur lütfen. Ailende mesela var mı senin gibi kilolu olan insanlar? Var. Yani benim zaten anne, baba, dede hep genetik olarak hep kilo var yani. İşte şeker hastalığı, tansiyon, kolesterol hep yani böyle devamlı dede işte şekerden vefat etti. İşte babaanne de tansiyon problemi. Kilo ile birlikte de ameliyat olmadan önce aslında 4-5 sene önce bende bunlar çıkmaya başladı. Kilo aldıkça. Ve hani aslında ameliyat olmak isteme sebebi görsellikten ziyade artık günde 7-8 hap kullanmaya başlamıştım ameliyat olana kadar, daha üniversitedeyken. Kendi isteğin miydi, ailemin? Kendi isteğimdi. Kendi isteğimdi. Hatta şunu çok çok yani gurur duyarak söylüyorum. 2 sene ailemi ikna etmekle uğraştım. Ve bir seyahatimiz sırasında bir doktor karı koca Mehmet Ali Hoca da ameliyat olmuştu ve bana hani aileme dedi ki Gözde hani bu ameliyatı yaptırın. Hani geleceğinden çalmayın dedi. Onlar da bir şekilde ikna oldu ve Mehmet Ali Hoca ile görüşmeye geldik ve hani hoca öyle güzel konuştu ki ailemle, ikna oldular. 2 sene ben ikna edememiştim yani. Peki şimdi Gözde tabii ki hazırdı ameliyata. Çünkü şöyle bir şey var. Kilosu çok da fazla olmadığı için bir süreç geçirmek, bir de kararlıydı çok aynı zamanda. Çok istekliydi. Ameliyat yapıyoruz onu söyleyelim. Evet. Çünkü bunu seyredenler kendilerini de olmak isteyebilir. Şimdi kurallar çok basitçe şöyle. Bir kere her mesela 100 kilo iken ameliyat olmuş bir insan 113 kilo olabilir, gene de fit olabilir. Mesela milli basketçimiz Ömer Aşık 2.10 mu ne boyu? Yani boyu da denkleme katmamız gerekiyor. Kilomuzu boyumuzun karesine böldüğümüz zaman çıkan rakama vücut kitle indeksi deniyor. Mesela sizin şu anda vücut kitle indeksiniz belki 23 falan, 20-25 arası normal. Belki sizinki daha da düşük olabilir, zayıfa yakın olabilirsiniz. 25-30 arasında overweight, kilolu diyoruz. Obezite 30'dan sonra başlıyor. Bizim konumuz olan, cerrahinin konusu olan şişmanlık ise vücut kitle indeksi 40'tan sonra. Ya da 35-40 aralığında olup da, gözlerinki 40 civarıydı, 35-40 aralığında olup da şişmanlığa bağlı yandaş hastalıklar da başlamışsa, işte bu insanlar da bu ameliyatlar ömrü uzatıyorlar aşağı yukarı ortalama 13 yıl kadar.
Yani tip 2 şeker, hipertansiyon, uyku apnesi, karaciğer yağlanması, bir sürü başka hastalık bu insanlarda daha sık oluyor. Hipertansiyon, tip 2 şekerin erken yaşlarda ortaya çıkması damar sertliğine yol açıyor. Şu anda insanoğlunu en çok öldüren iki tane hastalık var. Birincisi damar sertliği, ikincisi de kanserler. Morbid obezite de hem damar sertliği açısından hem de birçok kansere yakalanma açısından kanıtlanmış bir risk faktörü. Ve yani o yüzden bundan 15-20 yıl evvel aşırı kilolu, çok ciddi obez, morbid obez insanlara hiçbir şans sunamıyorduk. Bu işler birazcık deneysel mahiyetteydi. Ama son 15-20 yıldır önce laparoskopinin devreye girmesi, yani karnı kesmeden minik milimetrik deliklerden ameliyat yapma teknolojisinin bizim elimize geçmesi ve özellikle de son 10-15 yıldır bu tüp mide ameliyatının uzun dönem sonuçlarının ortaya çıkmasından sonra dünyada yapılma sıklığı birim zamanda en çok artmış işlerin başında geliyor. Estetik cerrahiyle hiçbir ilgisi olmayan bir iş. Tamam, sonuçta bir estetik yararlanım da oluyor. Gözde bunun en güzel kanıtı. Fakat ana amaç o değil. Yani her kendini kilolu zanneden ya da şimdi burada Gözde'yi böyle görüp bir de bu haliyle görüp ay ben de böyle olmak istiyorum. Yani öyle taleplere karşılık veren bir iş değil bu. Ama tabii ki estetik bir yararlanım da gayri ihtiyari oluyor. Gözde'yi ayakta görebilir miyiz? Tabii ki de. Şu, o resmi gördükten sonra bir Gözde'yi şurada ayakta. Evet, öyle. Eski Gözde'nin yanında, yani önünde. Eski Gözde'nin önünde yeni Gözde'yi bir görelim. Bir de vücudunda hiç estetik olarak şey yok değil mi? Deformasyon yok. Ameliyat izi yok, şu yok, bu yok. Yok, zaten çok minnacık. Yani ve yok oluyor yani. Yok, bunlar 3 tane küçük delik mi hocam? Ufacık yok, delik. 4-5 tane. Ama 2 tanesi 12 milimlik, 3 tanesi 5'er milimlik. Onlar çok gözükmüyorlar hakikaten. Yani yeri bile belli değil diyorsun. Ve hiç sarkman yok. Yok. 40 kilo verdim ve sarkmadın. Yok, evet. Bu da herhalde... Ama sarkmalar olabiliyor. Olabiliyor. Mesela 180 kilo, evet, 180 kilo bir birini ameliyat ettiğiniz zaman, o 75-80 kiloya düştüğü zaman oluyor. Bizim hastalarımızın yaklaşık %2-3'ü falan... estetik ameliyatları talep ediyorlar sonrasında. Plastik cerrahlar için bulunmaz nimet, istemedikleri kadar kumaş var. Çünkü plastik cerrahide, kaydırmalarda, evet, germelerde falan kumaş olması lazım. O da yeni bir konu tıpta. Whole body lift, bütün, yani face lift değil de bütün vücudun çekilmesi, 360 evet, derece bel ameliyatları falan. Kollar, bacaklar da ameliyat edilebiliyor ama o ameliyatlar bizim şişmanlık ameliyatlarından daha ağırlı, büyük kesiyle yapılan ve sağlık için hiçbir şekilde gerekli olmayan ameliyatlar ve kocaman da iz bırakıyorlar. Hani onu da söylemiş ama olayım. Ama onlar da psikolojik gerekli. O da hocam, önemli. Yani o da sağlık önemli. Için lazım yani, değil ama iş, mesela sence herhalde hiç gerekmeyecek gibi duruyor. Evet. Ya, şu anda da spor yapıyorum. Şu an mesela kollarında falan da zaten anladığımız kadarıyla hemen hiçbir şey yok. Hemen hiç yok. Yumuş birazcık yumuşamalar var ama onu da sporla sertleştireceğim. Evet, ama neyin avantajı var Burcu biliyor musun? Yaşının genç olmasının çok, evet, büyük çok avantajı var. Zamanında ve hakikaten geç yani, kalınmamış bir Mehmet karar. Zaten Mehmet Ali hocam da ailem aynı şey demiş. Hani Gözde'yi bugün ameliyat etmesem de bu hani çocuğu, hani kızımız, benim kızım olsa ameliyat ederim dedi. Zaten o zaman annem babam ikna oldu. Yani morbid obez düzeyinde kilolu, evet, olan insanlar ne kadar erken ameliyat olurlarsa bu ameliyattan beklenen yarar da sağ kalımlarına olan fayda da o kadar çok oluyor. Şimdi ailen de düşünüyor mu peki mesela onlar da... Yani ailem şöyle, benim kadar değil ama hani benim yaşlarımda benim gibilermiş. Okay. Tamam. Evet. Peki hangi ameliyatı yaptınız Gözde'ye? İngilizce'de sleeve gastrectomy deniyor. Tüp mide ameliyatı olarak biliniyor Türkiye'de. Çok kabaca aslında ekrana şu şekilde gösterebilirim. Tam benim arkamdaki kameraya gösterebilirsiniz. Şu bizim midemiz. Aynen, yerini de doğru koyayım şöyle. Şu benim mide. Midenin şu bölümünü çıkarıp atıyoruz. Çok kabaca. Yani buradan küçücük boru gibi, ve mide, tüp gibi şu, bir şey mide, bıraktınız mide bir tek hocam şu kalıyor. Adı öyle o zaten. Tüp, ha. Aynen, tüp mide ya da mide, evet, küçültme ameliyatı. Bir tane tüp kaldı. 2018 itibariyle bize midemiz büyük geliyor. İşin özeti bu. Amerika'da nüfusun %35'inin vücut kitle endeksi 30'un üstünde, nüfusun %10'unun da 40'ın üstünde. Obezite bir salgın. 50-60 yıl evvel böyle bir salgın yoktu. Modern hayat, işte buhar makinesinin bulunması, televizyon, cep telefonu, odur arabalar, budur derken... Arabalar, asansörler, evet, ve gıdaya maalesef kolay ulaşım, aynen, bizi obez yaptı. Aynen öyle. Genetik bakımdan aslında belki Gözde bundan 10 bin yıl evvel yaşayan biri olsaydı hepimizden daha uzun yaşayacaktı. Çünkü aldığı her kaloriyi depolayabilme, her şeyi en iyi kullanabilme, kıtlık durumlarında belki metabolizmasını yavaşlatabilme gibi o zamanlar ona sağ kalım avantajı yaşayacak genler bunlar olacaktı. Ama toksik bir çevrede yaşadığımız için bu mide bize kabaca
büyük geliyor diyebiliriz. Bir de istediğim peki zaman gıdaya ulaşabiliyoruz. Evet. Hem de nasıl? Üç öğün yiyoruz. Düşünsenize üç ana öğün yiyoruz. Atıştırıyoruz, bir de yetmiyor. Akşam televizyon karşısında da bir şeyler atıştırıyoruz. Evet. Aynen öyle. Peki mesela Gözde için geçerli değil tabii bu sorduğum soru, okay, ama Gözde de cevap verebilir. Öncesinde mesela çok çaba sarf etmiş insanları da mı tercih ediyorsunuz? Yani çok. Onun da kuralı var. Diğer, çok diyet çok güzel. Onun da kuralı var. Eğer bir insan morbid obezse, hiçbir şey yapmamışsa, diyelim ki 17 yaşında bir çocuk ve 140 kilo, daha hiç hayatında diyet bile denememiş ve bize geldi. Biz onu hemen reddetmemiz gerekiyor. Reddediyoruz zaten. En az 2 kere ciddi şekilde en az 6'şar ay süren diyet denemiş olmaları gerekiyor. Bize gelen hastaların büyük bölümü, %80'i belki 8-10 kere diyet yapmış oluyor. Defalarca başarısız olmuş oluyor. İlk 2 diyette kilo verenler, ilk 2 diyette ciddi kilo verenlerin çok kısa az bir bölümü uzun döneme bunu taşıyabiliyor. Ama morbid obez düzeyinde kilolu olunduğunda diyetlerle kalıcı olarak kilo verebilme olasılığı var ama %2-3'ten fazla değil. Dolayısıyla eğer morbid obez olan biri 8. diyetisyene gidiyorsa, 13. diyetisyene gidiyorsa, o diyetisyenin artık ona demesi gerekiyor ki arkadaş sen morbid obezsin, 8-10 kere denemişsin, benim diyetimin, Ahmet'in, Mehmet'in diyetinden hiçbir farkı yok. Dolayısıyla senin ameliyat olman daha doğru olur demesi gerekiyor. Demedikleri takdirde ileriki yıllarda yasal problemlerle de karşılaşabilirler. Burada kimseyi tövmede altında bırakmak istemiyorum tabii de. Yani bize düşen de eğer gelen kişi hiç diyet denemediyse o %2'lik başarılı olabileceği hakkı kendi cerrahi egomuza yenik düşüp arkadaş sen nasılsa veremezsin demememiz gerekiyor. Bizim de orada cerrahi kibrimizi törpülememiz ve git de diyet yap en az 2 kere dene dememiz gerekiyor. Çünkü hastadan bol bir şey yok. Bizim için önemli olan doğru hastaya doğru işi doğru zamanda yapmak. Yani bu salgın olan bir konu, yapılma sıklığı çok artan bir konu. Yani ameliyat olması gerekenlerin çok azı ameliyat olabilir durumda. Yani hastadan bol bir şey yok, cerrah arkadaşlar da telaş etmesinler. Hiç diyet uygulamamış olanları önce doğru diyetlere yönlendirmeleri gerekir. Ama ikinci, üçüncü diyetten sonra gerisin geriye bütün kilolar geri alındıysa ona da tıpta yo-yo sendromu deniyor, o oyuncaktan. Çünkü ağırlık gidiyor, 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 geliyor. Yani giderek kuralları daha iyi oturmuş bir konu aslında ve Gözde de bunun iyi bir, güzel bir örneği açıkçası. Bir çok harika sonuçtan biri bence Gözde, evet. Ama gerçekten çok... Ama ona da iş düşüyor. Bundan sonra işte sporu hayatından çıkartmaması gerekiyor, alkolden uzak durması gerekiyor. Sizin gözünüzün önündeyken zaten öyle bir şeyim gibi. Evet. Evet, çok güzel bir konu ve çok güzel bir konuk ama biz bitirmek zorundayız. Tabii. Ama bizim yayınımız devam ediyor efendim, siz bir yere ayrılmayın.